Gayrimenkul Dünyası'na hoş geldiniz. Bugünkü konumuz 250 bin sosyal konut paketi. Ekonomik koşullar sebebiyle artan konut kiraları ve satış bedelleri sonrası böyle bir uygulamaya gidilmek zorunda kalındı. İlk etapta 250 bin konut, sonrasında ise arsa ve işyeri satışları da başlayacak. 2 artı 1 ve 3 artı 1 olmak üzere iki tip konut üretilip satılacak. 81 ilde üretilecek olan bu konutların büyük bir çoğunluğu İstanbul'da yapılacak. Başvurularda şehit aileleri, harp ve terör mağlullerine, en az %40 engeli olan vatandaşlarımıza, emeklilere ve 18-30 yaş arası gençlerimize öncelik verilecek. Orta ve dar gelirli vatandaşlar için e, hazırlanmış bir sosyal yardım paketi gibi görünen projede en önemli şart hane gelirinin 16 bin liranın altında olması. Peki başvuru şartlarımız neler? E, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru yapılacak ilde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak, başvuru sahibinin kendisi, eşi veya velayeti altında bulunan çocukları adına Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde başka hiçbir yerde tapu olmaması gerekiyor. Buradan kasıt e, imarlı tapu, yani köyde adınıza e, kayıtlı imarsız bir tapunuz varsa bunlar kapsam dışı. Başvuruda bulunabiliyorsunuz. Daha önce TOKİ'den konut almamış olmanız gerekiyor. Ancak şehit ve e, malullerimizde bu şart aranmıyor. En önemli şart olan ise 16 bin liralık hane geliri. Ee, çalışan herkes dahil ve bu rakama alınan yol, gıda ve her türlü yardımlar dahil. Üç sınırımız 16 bin lira. Ee, başvurular yetkili bankalar olan Halk Bankası ve Ziraat Bankası'ndan 14 Eylül ve 31 Ekim 2022 arasında yapılabilecek. Ee, başvurularınızı E-Devlet'ten de yapabilirsiniz. E-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de son buluyor. Başvurunuzun geçerli olabilmesi için bankaya 500 lira bir bedel yatırmanız lazım. Eğer kurallar sonrası hak kazanamazsanız yatırmış olduğunuz bedel hesabınıza 5 iş günü içinde iade ediliyor. Konutlar nasıl? 2 artı 1 ve 3 artı 1 şeklinde üretilip satılacak demiştik. E, tarafından ihaleler yapıldıktan sonra bankayla aranızda bir konut satış sözleşmesi imzalanıyor. E, %10 peşinat 240 240 ay vadeyle yani 20 yıl sonunda bir ev sahibi olabileceksiniz. Taksitler sözleşmeyi takip eden ilk ayda başlıyor. Ee, yılda iki kere olmak üzere Ocak ve Temmuz aylarında memur maaşlarına yapılan artırımlar baz alınarak taksit bedelleri de artırılacak. Konutların ise iki yılda teslim edilmesi planlanıyor. Hak sahipleri taksitler bitmeden yani borç kapanmadan satış yapamayacak. Önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı bir açıklama gelirse bunları da sizlerle paylaşacağız. Yine değinmemiz istediğiniz, ayrıntılarını merak ettiğiniz bir konu varsa yorumlara yazarsanız elimizden geldiğince açıklamaya çalışırız. Şimdilik hoşçakalın.